CA 125'ten bahsedelim biraz arkadaşlar. CA 125 nedir? Niye yükselir? Yükselmesinin durumunda korkmalı mıyım? Şimdi biliyorsunuz tümör markerları denen bir takım testler var. İşte bunlar nedir? Tümör kanser durumlarında artan bazı testler arkadaşlar. Bunlar nedir? CA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9 gibi testler. Şimdi CA125 bunlardan biri. Bu test niye istenir? Genellikle arkadaşlar bayanlarda over yani yumurtalık tümörlerinde bir tanı ve tedavi takibi testidir bu. Doktorunuz genelde zaten bu yumurtalık kanserinin tanısı konduktan sonra işte tedaviye başlar arkadaşlar. Ondan sonra tedavi etkin mi değil mi diye bu CA125 testini kullanır. CA125 testinde zamanla düşme beklenir. Şimdi CA125 demek ki yumurtalık kanserinde artan bir testmiş ama sadece yumurtalık kanserinde artmaz. Korkmayın. Şimdi bunun üst sınır yaklaşık 35. 35'in üstü artık araştırılması gereken bir durum. Başka hangi durumlarda artar? Mesela gebelik durumunda bir miktar artar. Onun dışında pelvik inflamatuar hastalık dediğimiz işte uterus, fallop tüpleri yani kadınlarla ilgili üreme organlarıyla ilgili bir takım enfeksiyonlar da artar. Onun dışında endometriozis dediğimiz uterus dokusunun başka yerlerde yerleşmesiyle giden bir durum. Onda bir de artar. Endometriyumun kanserinde, fallop tüpünün kanserinde, pankreas kanserinde de artabilir. Onun dışında adet döneminde bile test yapılırsa bir miktar yüksek çıkabilir. Bu test nasıl yapılır? Koldan alınan bir tüp kandan bakılır arkadaşlar. Yumurtalık kanserinin tanısını izlemede kullanılır. İşte her gelene yumurtalık kanseri var mı diye bu test istenmez. Ama tesadüfen yapılmışsa yüksekliği en başta yumurtalık kanserini düşündürür. Tabii bu yüksekliğin sürekli artması önemli. Tek bir yükseklik değil. Gittikçe artıyorsa bu da biraz daha riskli bir durumu gösterebilir. Evet. Bu test böyle arkadaşlar. Bununla ilgili sorunuz varsa yine alttan videonun altından yorumlardan sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.